Seda. Nisan. Bu çekyat. Bu battaniye. Bu vitrinler. Bu fotoğraflar. Bu sıcak hava. Yoksa? Biz neredeyiz? Adana. Hayır. Mammak. Uçak geliyor, uçak geliyor. Çorba yaptım ya. Mam kızım. Aferin. Elva paylançolara benzemiş. Sen benim kızıma ne diyorsun? Sen benim kızıma ne diyorsun? Kömür çocuk. Ben kömür çocuk değilim. Ay. Merhabalar arkadaşlar. Bir oradayız, bir buradayız. Bugün neredeyiz? Adana'dayız. Kısa bir süreliğine Adana'ya geldik, aile ziyaretine. Hatta gelirken biz bir gün önceden geldik. Çünkü Seda'nın 3 yaşında bir yeğeni var. Poyraz isminde. Gidip ona hediye alacağız. Ardından akşam bizimki kadar olmasa da eminim çok çılgın bir doğum günü partisi olacaktır. Akşam da doğum günü partisindeyiz. O zaman gidelim ve oyuncaklara bakalım. Ne almayı düşünüyoruz? Yani 3-4 yaşında bir çocuğa ne alınır fikrim yok. Özellikle de erkek çocuğu olduğu için. Evet. Lego alabiliriz belki eğer ilgisi varsa. Ama işte ilgisinin donuk olmadığında ne biçim halayım ben ya bilmiyorum. 11 tane var ama ne yapabilirim ki? 11 tane yeğeni mi var? 10 tane yeğeni var. 10 tane yeğeni mi var? Evet. Mert bile senin yeğenindi değil mi? Evet. Doğru, tamam. Oyuncak arabaları çok sevdiğini biliyorum. Evet, o ama Mahmut abim oyuncak araba almış zaten uzaktan kumandalı. O yüzden onu eliyoruz. Cinderella'nın pabucu mu? Tek bir tane. Ne kadar çirkin. Bu ne ya? Ne kadar kötüymüş. Evet, çok kötü yapmışlar. Ne olmuş ki bunu? Üzerine basmışlar sanki. Evet. Ama neden pamuk prenses var? Ne pamuk prensesin ayakkabısı düşmüyordu ki? Evet, pamuk prensesin düşmüyordu. Cinderella'nın düşüyordu. Evet. Son kalan ürün 25 lira. Bir tane diye mi ayakkabı acaba? Teki olmadığı için. Bilmiyorum. Belki bir teki daha olsa 50'ye satarlar da. Poyraz'ın YouTuber halası ve eniştesi olduğuna göre onun evet. Böyle çok acayip bir hediye almamız lazım. Evet. Ama o kadar da acayip bir hediye almayalım çünkü o kadar da abonemiz yok. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Eğlenceye devam ediyoruz. Buradaki oyuncakların neden hepsi kırık? Bilmiyorum. Biz böyle defolu ürünler yerine mi geldik? Aa, bir dakika. Ha. Seda. Abin Poyraz'a Spider-Man kostümü almış mıydı? Almıştı galiba. Sanki burada da var bir şeyler. Ama prenses bunlar. Gel. Ebe'ye bak. Spider-Man de var. Bebeğim ne oldu? Ayakkabısı nerede? Bebeğim senin ayakkabın nerede? İnşallah arabada düşmüştür. Pamuk prensesi terliği gibi olmasın sonra. Tekini satarlar yemin ederim. Adana'da 25 lira. Eva'nın ayakkabısı arabada düştü herhalde. İnşallah öyledir çünkü baktık bulamadık. Bakacağız bayağı tekrar. Yani. Bak iki çift olunca işte 100 liraya satıyorlarmış. Bu başka bir şey ama bu güzellik seti. Bu güzellik setinde neden terlik var? Belki pedikür yaptırıyorsa. Şunlara ne diyorsun? Bu ne? İşte çok şey, makyaj falan yapıyorsun galiba. Saçını falan tarıyormuşsun. Baksana. Galiba Poyraz bizim pek umurumuzda değil. Çünkü gelip gidip kız oyuncaklarına bakıyoruz. Az önce girdiğimiz yerde bisiklet yoktu. Evet. Akülü araba vardı sadece. Biz de bisiklet almaya karar verdik. Çünkü baktığımız zaman aslında birçok oyuncağı var. Sadece bisikletinin olmadığını öğrendik. En azından kullanacağı bir şey olsun istiyoruz. Şimdi başka bir oyuncakçıya gidiyoruz. Bakalım orada var mı bisiklet? Sanki orada da yokmuş gibi hissediyorum ya. Evet. Galiba oyuncakçılarda bisiklet olmuyor. Bisiklet başka bir yere gitmek lazım. Aynen. Yine de bir gelmişken bakalım. Belki örümcek adamlı bir şey buluruz. Bir de ekstradan öyle bir şey alırız. Ha evet bence de mantıklı bir şey. Ya Poyraz'ımızın YouTuber halasıyla eniştesi var ya. Ya bu arada pandemiden dolayı çocuk 3 yaşına girmiş ama hiç doğum günü kutlayamadık. Evet. Yani ilk doğum günü. İlk defa kutlanacak. O yüzden biraz daha böyle ben de heveslendim. Heyecanlandım yani. Eğer skuter olmasaydı ona bunu alabilirdik. Evet ama ben geçen sene onu skuter'ı almıştım zaten. Skuter'ı var. Evet minik bir skuter var. Ve burada skuter'dan başka bir şey yok. Bulabilir mi bir şey? Hayır bulamadım. Yardıma ihtiyacın var mı? Var gibi. Bu yaşanmamış gibi. Onu çalmadın değil mi? Hayır. Sanki öyle gibi oldu çünkü. Az önce aldım. Başka yerden satın aldım ama nedense poşet almadım. Çok sıra vardı. Hızlıca alıp çıktım. Sonra da fark ettim ki bunu koyacak doğru, bir yerim yok. Doğru poşette olmadığı için bana da tuhaf geldi. Evet. Bunu bir çantana sokabilir miyim? Niye bunu çalmış gibi gözüküyor diyorum. Bunu çantana koyabilir miyim? Koyabilirsin. O zaman biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bisikletçiye gidelim. Bisikletçiye direkt gidelim. Çünkü gerçekten aradığımız şeyi, burada bulamayacağız. Ve boşu boşuna vakit kaybediyoruz. Aynen. Çocuğun doğum gününde geç kalacağız yoksa. Allah. Eva ince bıçaklarını alıyor. Bebeğim ne oldu? O ne? Mermi mi aldı? Yemelik mermi aldı kendine. Bütün nörf silahlarını senin kemirdiği için mermilerini. Evet. Hadi bisikletçiye gidelim. Bisikletçi bulalım bir tane oraya gidelim. Daha mı
büyüyor? Bir sürü mü gidiyor, tek bir tane mi gidiyor? Hayır canım, tek bir tane var kutunun içinde. Ne yapıyor, böyle takla mı asıyor? Vallahi bilmiyorum. Bunu alabilir miyiz? İyi, alabiliriz. Eva da oynar bununla. Bana aldığın ördeği büyük hali. Eva onu sürekli ellemek istiyor, bir bozmak istiyor ya. Tamam. En azından bundan sonra savaş tamam. çıkmaz evde. Büyük olan Eva'nın küçükler senin. Evet. Bisikletçiye geldik. Hatta bisikletçi bizim eski evin oradaymış bayağı. Eski mahallemize döndük evet. ya. İnşallah açıktır. Açık yazıyor. Açık. Evet. Bu fiyatlar gerçek mi? Ne fiyatlar? Değildir bence. Ben geçen yaz 1200 liraya almıştım, hatırlıyor musun? Kocaman almıştı sen. İki seçenek var sadece zaten. Evet. Ya zaten ben çok fazla seçenek beklemiyordum çocuk olduğu için. Baksana, bir kız için var, bir de erkek için var. Ben beğenmedim. Beğenmedin mi bisikleti? O kadar Poyraz'ın YouTuber halası, eniştesi var dedik ama. Alamadık. Ya bizde bir durum yok ki. İki tane seçenek gösterdi sadece. Evet, evet. O seçeneklerden de ikisi de hoşuma gitmedi benim. Rengi mengi böyle bir tuhaftı yani. Aynen, ben de beğenmedim. Ama bir şey diyeyim mi? Ha. Çocuk bisikletleri biraz çirkin oluyor. Alternatif görsem yine belki tamam. ikna olurdum. Şimdi başka bir dükkan buldum, oraya da bakalım. Hadi tamam. O dükkana da bir bakalım. Hadi o dükkana da bakalım. Tamam. Aşkım, bisikletçi kapanmış galiba, kiralık dükkan yazıyor. Üzüldüm. Bence Spider-Man'li scooter'ı almamıştık. 3 yaşında ama çocuk zaten. Ona da sevinirdi gayet. Ama scooter'ı vardı işte. Doğru. Bir çözüm bulmamız lazım. Evet. Hemen bir bisikletçi daha bakayım ben telefondan şimdi. Buna ben bakabilir miyim? Tamam, sen bir bak bakalım. Başka yani, bir bisikletçi bulduk. Oraya geldik. Muhtemelen buradan alacağız. Yaklaşık 3 saattir geziyoruz. Bu kadar zor olmaması gerekiyor bir bisiklet bulmanın ya. Ama bak. Aha, aynı boyda var. Evet, bakalım. Bakalım. Bak, burada şey var. Spider desenleri var. Örümcek deseni. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Çok örümcek adamlı sayılmaz ama. Olsun, sonuçta istediği gibi işte. Atıfta bulunmuşlar. Tamam, bunu beğendim. Bin bakayım. Bunu alalım o zaman. İnşallah sığar. Pek umudum yok, hayırlısı. Arabanın haline bak ya. Yoldan geldik arkadaşlar, o yüzden kirli. Bence sevecek ya. İnşallah beğenir yani. Bu arada bulabildiğimizde yani tek bisiklet buydu. Seçenek de yoktu. Sığmadı. Nasıl olacak? Çocuk var orada, dikkat et. İp olsa bağlardı. Nasıl yapacağız? Sığmıyor aşkım. Tamam, bir çözüm bulup hemen dönüyoruz. Kapat videoyu. Evet arkadaşlar, bisikleti bir şekilde getirdik. Süre. Aynen, süre getirdik. Aksini kimse iddia edemez arkadaşlar. Aynen aşkım. Gördünüz işte ya. Yani böyle geldik. Çok emek sarf ettim. Şimdi asansörü sığacak mıyız? Arabayı. Yani arabayı sığdırdığımıza göre her yeri sığdırırız. Arabayı sığdırmadı. Biz bisikletle geldik. Evet. Arkadaşlar, bu arada bizde mertler bitmez. Bakın, bir mert daha var burada. Mert 2. Hepsiyle aynı yaşıt gibi olmam çok tuhaf değil mi ya? Aramızda kaç yaş fark var? Bu da mertle aynı yaşıt. Aynı. Mert, Ayşe, ben üçümüz. Ben seni daha küçük sanıyorum. Ay olarak ben daha büyüğüm. Tamam, çok konuşuyor. Çok konuşuyor ya. Bunu bir daha kullanmayalım. Bu arada Mert nerede acaba şu an? Evet, Adana'ya geldik ve yok oldu. Burası kalabalık. Ayakkabıları bakar mısın? Poyraz'ı göremiyoruz yalnız. Doğum günü çocuğa. Poyraz nerede? Hangisi Poyraz? Aa! Eyvallah. Bisiklet aldık sana. Ördek diyor. Çocuk ördeğe daha çok sevindi. Bilseydim bu mu ördek alıp gelirdim arkadaş, daha ucuz. Çok mu büyük oldu? Ayakları yetişmiyor pedala. Hani 3-4 yaşa uygundu mu? Biraz büyük oldu sanki bisiklet. Seneye de kullanırız. Seda zaten ördekle şu an çok mutlu. Bence başardık. Bak, burada Spider-Man var. Gördün mü sen bunu? Bunun için aradık saatlerce. Toplu olarak gezecekler mi evin içinde? Spider-Man ya. Yemek yiyelim. Tamam, yemek yiyelim. Çok acıktım. Hoş geldin. Adamlar diyor ki yarım saatte 4 hafta. İşte ben doğru diyorum. Nasıl söküyorlar Allah'ın adı? O işten anlayan biri. İlk sordu onlar. Camilerden camileri tutturdum o bölgeyi. Ben de tutayım. Gel Allah'ım. Bir kişi işte hiç haberek. Onca ayıdan da aldıklar. Baba bir işe bak. Baba başlayacaksın. Birazdan görün. Bak. Sen gel evde. Sen gel, bizde daha iyisi var. Bizde daha iyisi var. Benim elde, ağlamak için yap dedim. Ya kavga başlar. Abi
Şimdi buradan boyun alacağım. Evet, dur. Atıncı dur. Orada gider. Bak. Dedim ya. Seda. Seda arkadan boyun alacağım. Dur, sarılsın. Boyun al. Bir şey bırak. Kızlar oğlum. Kız yapıştı. Boynuna bir yapıştı. Kolları bir çevirdi. Bırak yesinler. Ne yapayım? Başkasına karışmıyor. Doğum günü çocuğuna çıkartıyor. Boyla sak. Arabayı yedin. Yatır. Kafam şişti ya. Resmen kaosun içindeyiz ya. Adana'dan Helen ayrıldı. Çok sevdi. 1, 2, 3. Haftaya hepimiz COVID'iz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay. Evet arkadaşlar, bir bölümün sonuna daha geldik. Bu bölümün sonunda bonus video yok. Ne var? Duvardaki fotoğraflarımız var. Hemen şimdi fotoğraflarımıza bakalım. Burada neler? Bakın. Evet. Evet. Eva var burada. Bakalım ne kadar büyümüş aradan geçen zamanda. Burada kaç aylık? Sanırım 40 günlük falan. Orada 40 günlük, burada 14 aylık bir Eva. Bakın arkadaşlar, burada 73 yaşında ve 21 kilo Nisan Hakan var. Henüz yeni evlenmiş, Adana'ya gelin gitmiş. Gencecik bir delikanlı. Yine bakalım. Burada minnak bir Eva var. Yine burada başka minnak bir Eva var. Soy ağacının hepsini bakın, minnak bir Eva kaplıyor. Bakın Mert'in askerlik fotoğrafı. Şöyle göstereyim. Mert'in askerlik fotoğrafı. Burada da evlenmiş mi? Mert burada evlenmiş. Burada yaşlanmış. Orada burada yaşlanmış. Daha sonra yaşlanmış ve tekrardan doğup kendi kucağına oturmuş. Burada da kardeşinin sünnetine gitmiş. Torunlarının sünnetine gitmiş, pardon. Senin yok mu çocukluk fotoğrafın? Var var. Bakalım. Daha yaşlı gözükmüyor muyum ya? Seda burada kaç yaşındasın? 16-17 falan galiba. Evet, 16 yaşındayken daha yaşlıymışsın. Bizim ailede asık suratlı fotoğrafta poz vermek genetik galiba. Kim bu? Babam. Bizim nişanda çekilmişti bu fotoğraf. Bak, ay gibi parlıyorum, bembeyazım ailenin içerisinde, görüyor musun? Yo, değilsin. Aa, göstermeyi unutmuşum. Bakın, Eva'nın başka bir fotoğrafı. Afiyet olsun balıma. Bana ver hadi, bana ver. Hani bana da ver. Çok güzel. Bir an sanki senden şüphelendi gibi. Bunlar çocuğu tut. Ben bu çocuk düşünmemeli.